Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Şunu çıkarayım, sizinle yüz yüze konuşalım. Öncelikle normalde bugün sizinle işte uygulama sınavımın nasıl geçtiğini vesaireyle ilgili bir vlog paylaşmayı planlıyordum. Fakat o gün çok karmaşık bir gündü. O yüzden de hani o günü vlog çekemedim. Çünkü neden? Akıllı bir insan olduğumdan ötürü maalesef ki projemi ilk bir sildim. Sonra son 20 dakikada bir daha yapmaya çalıştım. Olabildiği kadarını yaptım ve hocaya teslim ettim. Ama çok stresliydi. Şimdi bugünü neden vlogluyorum? Hemen bundan bahsedeyim. Birincisi uygulama sınavımın nasıl geçtiğini sizlere söylemek istiyordum. Çünkü vize haftası vlogunda baya uygulamadan bahsettim. Vize haftası vlogunu izlemediyseniz aşağıya bıraktım linkini. Onun için bunu size bir borç olarak bildim ve bundan bahsetmek istedim. İkinci olarak da bugün kardeşimle ders çalışmaya gideceğiz. Ama biraz geç kaldım. O yüzden hızlı hareketlerle kardeşimin yanına doğru gidiyorum. Çok aşık biri olarak da karşıdan karşıya geçeceğiz. Sağlıksız bir birey olarak soyuyor. Ben yemiyorum. İşte benim gibi olun. Aha, bunu da kayıtlara geçiriyorum. Sakınıyor hocalarım falan. Şimdi biz Suadiye... Arkadaşlar kitaplar çok pahalı, o yüzden ben de kütüphaneden almaya karar verdim. Yani alıyorum, ödünç alıyorum, sonra yapınca bırakacağım. Hiç beni örnek almayın siz. Biz şimdi Suadiye sahiline geldik ve hava çok güzel. Normalde bu kadar güzel değil bence artık havalar. Şimdi önce kuru yemiş yiyeceğiz. Bunu tam senin önüne kuru yemiş yiyeceğiz. Hepsi çiğ. Yani sağlıklı. Kendisi çok sağlıksız ama ben çok sağlıklı bir insanım. Sonrasında ise bakalım neler olacak. Merakla bekliyorum. Sen bekliyor musun? Evet. Hadi artık yeter. Bye. Şeytan, ekmek arası gösterir misin? Dur bir dakika. Ekmek arası nasıl bir şey? Ekmek arası bu değil aslında. O kuru üzümle neydi o küçük şeyin adı? Fındık. Arasına koyuyorum. Çok güzel oluyor. Bir de ekmek arası deyip ağzıma veriyor sürekli. İkimiz de alamadım kadroca. Ablasını elleriyle besliyor yavrum çok benim. Çok severim kendisini. Çok bayılır bana. Aşıktır. Buldum ekmek arasının şeyini buldum. Bak bir şey almışlar. Ama git artık. Tamam yeter artık, ben yiyeceğim. Afiyet olsun. Şimdi biz oturduğumuz yerden kalktık. Biraz üşüdüm ben. Şimdi çok uzun süredir denemek istediğim bir şey denemeye gidiyoruz. Hazır mısın? Ben çok heyecanlıyım, evet. Konuyla ilgili. Tabii bulabilirsek hemen deneyeceğiz. Bulamazsak da bulmaya devam edeceğiz. Arayacağız yani. Biz bugün bineceğiz ona. Değil mi? Evet. Bineceğimiz bir şey olduğunu anlaşıldı. Feyza'nın biraz üşüdüğü için konuşamıyor. Titi. Ama şimdi gidiyoruz. Gerçekten çok güzel bir aktiviteydi. Biz eğlencesine bindik ve 19 dakika boyunca 17 lira gibi bir şey ödedik. Öyle bir rakam verdim. Ama ya eğlencesine değil de bir yoldan bir yola gitmek için kullanmış olsaydım belki daha yararlı olabilirdi. Çünkü 19 dakika bizi çözmeye falan da çalıştık. O arada durduk falan. Ama çok eğlendim ya. Bundan sonra Martı kalp ben sürekli bineceğim. Sürekli. Ay çok esiyor ama hava çok güzel. Bir dakika göstereceğim. Hayır da durun bir dakika. Arka kameraya niye göstermiyorum? Aslında güneş var ama şu an yok. Ben de okula gidiyorum. Bugün pazartesi, sabahtan dersime gitmedim. Şimdi öğleden sonraki dersime gitmeye çalışıyorum. Ama ondan öncesinde arkadaşlarımızla bir proje için bir araya geleceğiz. O yüzden şimdi erken çıktım. Bugün tiyatro kursum da var. Bakmıyoruz. Şirket hakkındaki bilgi bize sonradan lazım. Yani kimmiş bu şirket der değil. İlk derdimiz ne? Temel amacımız ne? Mesajımız neyse onu vermek. Burada. Şimdi öğle yemeğimi yedim. Derste metin yazdık. Daha doğrusu broşür tasarladık. Ben aşırı iyi bir broşür tasarladım fakat çekmeyi unuttum çünkü aceleydi. Şimdi tiyatroya geçeceğiz ama tiyatro kısmıyla ilgili bir sorunumuz var ki onda tiyatro başlayıp biz anca yetişebileceğiz çünkü yemek falan yedik. Şimdi eşyalarımı topluyorum, bir lavaboya gireceğim sonra direkt tiyatroya. Go to the tiyatro. Donuyordu ama mutluydu saatlerim. Selamlar. Bugün salı. Ben yine okula gidiyorum. Yine topuk tıngırtısıyla. En sevdiğim ses. Bugün okuldaki normalde sabahtan dersim vardı 8:40'da. Fakat hoca bir yurt dışı işi olduğu için bir konferansa mı ne gitmiş. O yüzden sabahtan dersim iptal oldu. Şimdi okula gidiyorum. Sunum yapacağız bugün arkadaşlarla. O yüzden bir tık özendim, şık giyindim. Ayağıma da uzun süredir giymediğim bir topuklu ayakkabımı giydim. Kendileri 8 santimler ve ağrıtmaya başladılar ayağımı. Neyse ben şimdi okula gidiyorum. Bye. Bir de bir şey daha söylemeyi unuttum. Ay buranın yolları da çok kötü. Neyse. Şunu söylemeyi unuttum. Bugün fotoğrafçılık kursum var. 6 haftalık bir kursa başladım. Bakalım nasıl ilerleyecek. Zaten bugün gidip gitmeyeceğim belli olacak. O yüzden heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Dün tiyatro ile ilgili hiçbir şey çekememişim. Dün dönüş onda da bir şey çekmemişim. Ben çektiğimi sanmışım ama çekmemişim. Ama dün tiyatro çok eğlenceliydi. Her zaman olduğu gibi. Neyse şimdi ben zor yürüyorum zaten. Bir de sizinle konuşamıyorum. Hadi bye. Okula gelince şimdi sunuma çalışacağız kızlarla. Ayağımdaki topuklular beni sanırım bugün öldürecek ama. Başlaması ya da doğanın tekrar canlanması, bu tür etkinlikler binlerce yıldır kutlanan şeyler. 2005'te ölmüştür deyip sana şey yapıyorum. Marsal Bars'ta çerçeveleri kurucu eser olarak kabul edilir. Sosyolojinin nüfus sahasını insanın total bilimi olarak temellendirilir. Bugün kendime sandviç yaptım. Aslında arasında tavuk var yani yine proteinimi alıyorum. Ama böyle küçük bir şey taşımak istediğim için böyle bir şey yaptım. Şimdi bunu yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi yemeğimi yedim. Şimdi bizim okulun merkezine geçiyorum çünkü kurs orada. Çıktım. Normalden daha erken çıkarttılar bugün. Normalde 2 ders saat sürecek bir şeydi ama bugün sadece tek ders sürdü. Aşırı bilgiliydi. Yani ben devam ederim. O yüzden bu kurs onaylandı. Bundan sonra çok az yoğunmuşum gibi. Haftanın salı günleri de doldu. Yaşasın diyorum. Alkışlıyorum kendimi. O zaman ne yapıyoruz? Evim evim, güzel evim diyorum ve sonunda eve geldiğim için çok mutluyum. Ya genel anlamda size bir hafta sonumu, bir de hafta içi 2 günümü gösterdim. Hafta içlerim her zaman böyle oluyor. Hatta bu hafta yoğun bile değildim. Yani sabahları boştum çünkü derslerim iptal oldu. Bir de bir tanesine gitmedim. O yüzden biraz daha rahattı bu hafta ama genel olarak haftanın 5 günü sürekli bir aktivite, bir şey içerisindeyim. Yani programım hep dolu oluyor. Tam bir şey, klasik YouTuber hareketi. Çok yoğunum. Ama gerçekten yoğunum. Ama ben YouTube işleriyle değil, okul işleriyle yoğunum. Daha o aşamaya gelemedim. Ama yani böyleydi. Bir keyif günüm. Cumartesi günü gibiydi. 2 günde nasıl çalıştığımı, neler yaptığımı okulda birazcık göstermek istedim size. Ufak ufak bir kesit olsun istedim. Umarım bu vlogda eğlenmişsinizdir ve vlogu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve vlogları seviyorsanız da aşağıya yorum atmayı unutmayın ki ben de daha çok vlog çekeyim diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin diyorum. Bay bay. Open up.